En çok beğendiklerimizden ben sayayım. 3 tane, 5 tane, 10 tane. Ama en güçlülerden böyle aşağı doğru gidelim. Öyle Peki, söyleyeyim. hadi bakalım başlayalım. En güçlüsü bir numara hangisi? Evet, Yunus'a diyeceğiz. Peki. Böyle Yunus'a bir söylediğin zaman şey olmuyor mu? Mesela bir insanın iki tane çocuğu vardır. O çocukları birbirinden ayırıyormuşsun gibi geliyor mu? yok. Hepsini Yani bize besliyorsun. ben gerçekçiyim. Yani burada gerçekten iyi bir gelecek, iyi bir performans görüyorsak ben yani paylaşıyorum yatırımcılarımızla. Yani hoşuma da gidiyor. Burada mesela bu hisseyi ben söylemekte hiç gocunmuyorum. Ve inşallah da faydalı oluyordur bizi izleyenlere. Bak, bir Zannediyorum. arkadaşımız diyor ki beni de beğense keşke bazı hisseler. Hep biz hisse beğenmeye çalışıyoruz. Şimdi Yunsay'ı çok beğeniyoruz. Onun Peki. haricinde mesela gübre fabrikaları şu anda uzun zamandır mesela bir uyku pozisyonunda. Burada hem alkarz beklentisi var kendi iştirakinin hem çok ciddi bir bedelsiz sermaye artırımı yapacak çok yakın zamanda 2-3 haftaya kadar ve yeni haberler bence gelmeye çok müsait. Yani bu haberler altın üretimi ile ilgili Söğüt Maden'deki yavaş yavaş ilk sonuçları, üretim sonuçlarını görmeye başlayabiliriz. Bunlar aslında gördüğüm kadarıyla bu oluşan altyapı, bu fiyat oluşumları bu saydığımız beklentilerin gerçekleşmeden önceki bir altyapı oluşumu. Bunlar da burada tahta ise pişerek bu açıklamalar geldikçe artık peyderpey burada hedef seviyelerine doğru yani dedim ya oradaki seviyeler aşama aşama 350, 500 ve aşama aşama çok daha yukarı doğru biz seviyeleri göreceğiz bu hisse senedinde. O yüzden gübre fabrikalarını beğenmeye devam ediyoruz. Ki son zamanlarda endeks bocaladığı zamanlarda dahi en azından tutmayı başaran nadir hisselerden bir tanesi. Para kaybettirmedi o süre içerisinde. Diğer taraftan bankalar içerisinde mesela Garanti Bankası mutlaka bir tane bulundurmamız gerekiyor. Garanti Bankası bence çok başarılı. Diğer taraftan Alark Holding son günlerde benim böyle radarıma takılan hisseler arasında. Yani Alark Holding'i çok uzun zamandır çok beğeniyoruz ama şimdi yavaş yavaş burada önümüzdeki süreçte tekrar gündeme gelebilir. Hem yapmış olduğu yeni yatırımlar, geçtiği yeni sektörler ve oradaki beklentiler, şirketteki yeni bir sinerji oluşturması ve bilanço beklentileri orta ve uzun vadede bir de çarpanların çok düşük kalması aslında bu hisseyi biraz daha ön plana çıkartmamızda faydalı oluyor. Diğer taraftan mesela mavi hissesi yani bu yıl için bu sektörün bence bu performansının devam ettireceği bir sektör olacak. Yani iyi bir performans bekliyoruz mavi tarafında. Orada ilk çeyrek mükemmel bir bilançoydu ve hissenin trendine baktığımızda, fiyat hareketlerine baktığımızda daha da devam edeceğinin bir göstergesi bizim için çok güzel görünüyor. Mesela holdinglerde Sabancı Holding son günlerde benim biraz daha dikkatimi çekiyor. Yani çok böyle sürpriz yaşamayacağımız hisselerden bir tanesi gibi duruyor. Orada da Sabancı Holding tarafında endekse göre daha güçlü kalmış olması son böyle 5-6 ay içerisinde bu endeks yükseldiğinde endeksten çok daha fazla yükseleceğinin çok büyük bir sinyali olarak ben algılanması taraftarıyım. O yüzden Sabancı Holding'i yakından izleyebiliriz. Mesela çimentolarda şimdi biraz daha son günlerde Çimsa
ilgimi çekmeye başladı. Çimsa tarafında biraz daha pozitif yönlü bir ayrışma olabilir. Yani mevcut bilançoya göre ve kendi hem yakındaki hisselere göre daha ucuz kalmış gibi görünüyor. Çimsa şu an için bence yakın izlemeye alınabilir. Diğer taraftan Nuh Çimento biraz ilgimi çekiyor. Yani piyasalar biraz düzelmesi durumunda Nuh Çimento'nun yine yeni bir atak içerisine girme ihtimali çok yüksek. Yani sonuçta çimento ile ilgili biz önümüzdeki süreçte çok ciddi gelişmeler yaşayacağız. İnşaat Bu kadar sektörü vesaire. çimentodan bahsediyorsak gayrimenkul yatırım ortaklıklarını da doğal olarak beğenmemiz gerekir diye düşünüyorum. Tabii orada da aslında Emlak Konut mu ilk şey evet. yapar? Bir arkadaşımıza yazmış Emlak Konut gayrimenkul yatırım ortaklığı diye. Bence Bir direkt kısmı oraya yazmamıza oynamak gerek yok lazım. arkadaşlar. Gördüğümü okuyorum. Mümkün olduğu kadar da fazla sayıda gelen soruyu yöneltmeye çalışıyorum ki daha fazla insanın sorusu yanıtlansın. Elbette bazılarınızınkini yanıtlayamamış oluyoruz. Özür diliyorum onlardan da şimdiden. Ama mümkün olduğu kadar çok sayıda gelen soruyu yanıtlayalım ki fazla insanın sorusu cevaplanmış olsun. Evet, Emlak Konut Mesela Gayrimenkul Ortaklığı. evet, orada da emlak konut biraz daha ön plana çıkıyor bizim için. Ama bu sektör genel olarak şu anda fiyatlama açısından bayağı cazip. Zaten dikkat ederseniz endeksin bu son yükselişinde iyi hisseler, potansiyel hisselerde biraz daha fazla hareketlilik olmuştu. Mesela ben torunları çok beğeniyorum. Orada biraz daha orta ve uzun vadede güçlü hareketler olabilir. Mesela torunlarda çok bir anda 13'lerden 17'lere kadar yükseldi. Yani iyi hisseler burada hızlı tepki verebiliyor. Mesela şu anda emlak kaydı da aynı şekilde. Biraz daha bizim için yani ille de portföyümüze koyacaksak mutlaka bulunması gerekiyor. Diğer taraftan mesela Sarkuysan biraz ilgimi çeken hisseler arasında. Bu hisse senedinde ben enteresan yukarı yönlü hareketler olabileceği kanaatindeyim. Endeks mesela düşerken uzun zamandır hep yatay gitti bu hisse senedi. Bu yataylaşmayı korumuş olması aslında bir trend başlaması durumunda ne kadar güçlü bir çıkış içerisine gireceğinin bir göstergesi bu. Bizim için önemli bir referans. O yüzden bu hisse senedinde mesela 33 seviyesi kırılması durumunda böyle çok agresif bir şekilde 40'lar 45'lere doğru bir yükselişler görebiliriz. Yakından izlenmesinde ben fayda görüyorum. Aslında beğendiğimiz birçok hisse senedini konuştuk. Mesela Turkcell aynı şekilde bence gayet başarılı. Diğer taraftan otomotiv mesela biraz önce yorumladığımız Tofaş Fabrika çok gayet cazip seviyede. Mesela orada Peki 3 Doğuş hisse daha Otayı da söyleyelim Doğuş bitirelim. Onu geçtik. nasıl? 3 hisse daha söyleyelim bitirelim. Tamam. Saat 10'u geçtik. Doğuş Oto da bence o da yakından izlenmesinde ben fayda görüyorum. Orada da bence önümüzdeki süreçte sürpriz yukarı yönlü hareketler görme olasılığımız çok yüksek. Son zamanlarda Migros benim biraz daha dikkatimi çekiyor. Yani son yayınlarda son 2-3 haftadır Migros'u çok ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Orada biraz daha diğer hisselere göre ters bir korelasyon var. Ve bilançoda baktığımızda çok böyle kötü diyebileceğimiz bir seviyede değil. Değerleme açısından da aynı şekilde. Mesela evet. BİM'le kıyasladığımızda biraz daha BİM'in gerisinde kalmış mesela. O yüzden Migros'u biraz ön plana çıkartmakta fayda var. Şimdi havacılık diyeceğim ama orada kısa vadede Çok fazla piyasanın Türk Hava çok güzel. Yolları sorusu geçti. Madem havacılık diyeceksin, Yani orada bir Türk şöyle Hava aslında Yolları. önceki yayınlarda çok bahsettik. Yani çok beğeniyoruz dedik ama şimdi
132 liradan hisse senedi 185'lere kadar yükselmiş. Yani o yüzden biraz düzeltmeye, yataylaşmaya ihtiyacı var. Aslında bu keşke daha önceden yatırımcılarımız bunu konuştuğumuz zamanlarda mesela taşımış olsaydı. Ben şöyle düşünüyorum. Bu hisse senedi mesela benim çok önceden radarıma girdi. Ama şu anda artık bunu bizim taşıyor olmamız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi Peki. keşfetmememiz gerekiyor böyle hisseleri. Yani Ergün Bey, bunu... bana öyle naz yapmayın ama lütfen. Kalbim kırılır. Ben sizi hiç kırmak ister miyim? Çok rica ederim. Bir yazın sorunuzu. Şimdi gördüm attığınız yorum. Çok fazla ve hızlı yorumlar geçiyor. Arada bazen kaçırıyor da olabilirim. Kaldı ki her soruyu okuyamıyorum. Lütfen gönülde koymayın bana diyeyim. Peki, Burada 22 Aralık bitirelim. burada bitirelim. Peki. Bence bitirelim. Yani çok şimdi bu saydıklarımız gerçekten çok böyle optimum hisseler. En beğendiklerimiz. Yani bizi yani bu piyasada düşüş trendi de olsa düşüşe karşı biraz daha fazla koruyabilecek Korunaklar hisseler. altında.